Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Barla layıkası mukaddime. Bismi ve min şeyin ille yusebbühü bihamdi. Mukaddime. Hulusi Bey ve Sabri Efendi'nin mektuplarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının bir mektup suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin 5 sebebi var. Birincisi, Hulusi ise ahirdeki sözlerin ve ekser mektubatın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti en mühim sebep olması ve Sabri'nin dahi 19. mektup gibi bir sülüsü mektubatın yazılmasına sebep onun samimi ve ciddi iştiyakı olmasıdır. İkinci sebep, bu iki zat bilmiyorlardı ki bir vakit şu fıkralar neşredilecek. Bilmedikleri için gayet samimi, tasannunsuz, halisane ve derece-i zevklerini ve o hakaike karşı şevklerini ifade etmek için hususi bir surette yazmışlar. Onun için o takdiratları takriz nev'inden değil, doğrudan doğruya mübalağasız bir surette gördükleri ve zevk ettikleri hakikati ifade etmeleridir. Üçüncü sebep, bu iki zat hakiki talebelerimden ve ciddi arkadaşlarımdan ve hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hassası var ki bu iki zat üçünde de birinciliği kazanmışlar. Birinci hassa, bana mensup her şeye malları gibi tesahhüp ediyorlar. Bir söz yazılsa kendileri yazmış ve telif etmiş gibi zevk alıyorlar. Allah'a şükrediyorlar. Adeta cesetleri muhtelif, ruhları bir hükmünde hakiki manevi vereselerdir. İkinci hassa, bütün makasıd-ı hayatiye içinde en büyük, en mühim maksatları onurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimi hakaiki imaniyeye hizmet olduğunu telakkileridir. Üçüncü hassa, ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczane-i mukaddese-i Kur'aniyeden aldığım ilaçları onlar da kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Aynı hissiyatımla mütehassis oluyorlar. Ve ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti, en yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şübehat ve evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek iştiyakı yüksek bir derece-i şefkatle hissetmeleridir. Birincisi, hulusi ise ahirdeki sözlerin ve ekser mektubatın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti en mühim sebep olması. Şimdi sahabelerle ehli velayetin meşref ve mesleğine medar farklı tezahürler var. Evet. Mesela evliyalarda kevni keramet öne çıkmış. Harika haller de öne çıkmış. Evliyadan bizzatın huzuruna gidiyorsun, bakıyor, içine okuyor. Okuyabilir, mümkün. Şu dağın dibinde ne var? Keşf açılabilir. Kevni, eşya ile ilgili sırların bir kısmı ehli velayete açılmış. Dünyevi sırlar. Dünyevi sırlar, istikbal emmadar bir kısım sırlar ya. Açılmış mı? Onların bazı tefsiratı da şey yapmışlar mı? Kitaplarında yazmışlar istikbalden, değil mi? Tabii gaybı Allah'tan madde kimse bilmez. Bildirilirse bilir. Bu mana var. Ama sahabelerde bu mana görükmüyor yani. Fazla görünmüyor yani. Sahabelerde keşf ve keramet istisnanın da istisnası. Peki sahabenin büyüklüğü nereden geliyor? İmanda büyük. Evet. Tebliğde büyük. Aksiyonda büyük.
Fedakarlık da büyük. Gayret. Gayret de büyük. Sahabelerde keşf ve kerametten ziyade yüksek vasıf ve sıfatlar öne çıkmış. Hazreti Ebubekir. Sadakatın pir-i münevveri. Sıddık-ı Ekber. Bakın sadakat. Hazreti Ebubekir'de. Başka? Sehavet ve cömertlik. Hazreti Ebubekir'in şeyi, serveti, Sabancı'nın serveti gibi, Koç'un serveti gibi. İki kere tamamen servetini fi sebilillah Allah yoluna feda etmiş. Hazreti Ömer'de adalet sıfatı. Hamiyeti, diniyenin ayağa kalkması. Bak. Hazreti Osman'da iffet, mülayemet, yumuşaklık, Kur'an'la meşguliyet. Hazreti Ali'de ilim. İnsan-ı kamil. Hazreti Ali anlattık, insan bitiremiyor ki insan-ı kamil. İlim, ihlas, fedakarlık. İstigna ve hakeza. Şimdi yüksek hakikatta olması lazım gelen matduf keyfiyet sıfatlar. Sıfatların büyüklüğü. Bakın Usta Hazretleri, Hulusi abi burada iki sıfatla tavsif ediyor. Oku. Hulusi ise ahirdeki sözlerin ve ekser mektubatın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti. Bak, gayret ciddiyet. Ve ciddiyet. Çok önemli bak. Gayreti diniye. Bak. Hulusi abi, biz Malatya'dayken zaman zaman gidiyor, görüşüyorduk Hulusi abi, sohbetlerine iştirak ediyorduk elhamdülillah. Son dönemlerinde soruyorlardı, abi kaç yaşındasın? Latife yapmasını da beceriyordu, çok güzel bir latife yapıyordu. 3.30 diyordu, 3.30. 90 yaşında. Bak, tekerlekle, arabaya, tekerlekli arabayla derse geliyordu. 2 saat, 3 saat hiç böyle gözünü kırpmadan dersi Kur'an'ı dinliyordu. Elazığ'ın dışına çıktığı zamanlar, seyahatler hariç, bak, ikindi dersleri meşhurdu Hulusi abinin. Bak, son iki günü hariç hastalık, bütün ömrü boyunca ikindi derslerinden hiç taviz vermedi. Bak, 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 derste sadakat ve sebat. Zaman zaman anlatıyorum, bir abimiz geliyor, Hulusi abiden fetva istiyor. Gerekçeleri de var. Abi diyor, ihtiyarlık, yaşlılıktan gelen bir yorgunluk var. Yaşlandıkça insan ne oluyor? Yani o şey, hamiyeti, aşkı, fiziki aktivitesi ala külle al. Fonksiyonlar azalıyor. Fonksiyonlar azalıyor. Bu sünnetullah kanunu. Birisi, bak, İhtiyarlıktan gelen yorgunluk bu bir. İkincisi, evim medreseye uzak. Bu iki. Üç, arabam yok. Dört, memleket kar, bora, fırtına tipi. Beş, trafik kazasından geçirdim. Ayaklarımda sıkıntı var. Yürürken zorlanıyorum. Acaba evimin bir köşesini medrese haline çevirsem, işte Kur'an, Cevşan, Risale-i Nur, orada tetabbatta, virtle, zikirle, tesbihle, ibadetle, tefekkürle meşgul olsam, haftada veya 15 günde de bir kere derse gelsem olur mu? Bak, diye Hulusi abiden fetva istiyor. Hulusi abi şu parmağını kaldırıyor. Kardeşim, şu parmağını kımıldatacak kadar sende güç ve enerji varsa sakın dersi ihmal etme. Bak. Hulusi abi de oku. Gayret ve ciddiyet. Gayret ve ciddiyet. Tabii buradaki ciddiyet... Bir de 40. hocamın bir şeyi vardı abi. Şimdi bir zamanlar bir kardeşimiz, abimiz, belki epeyce eski bir olay. Evet. Erzurum'da işte medresede kalmış, dersleri takip ediyor. Böyle hakikatlara da şey, iştiyaklı var. Fakülteyi bitirince 3-4 kere de külliyatı okumuş. Ondan sonra
Mezun olmuş, gitmiş. Tayini çıkmış. Tayini çıkmış, bir yere gitmiş. Fakat gittiği yerde cemaat da şey etmemiş, hiç görüşmemiş. Rabıtasını kopartmış. 40. Hoca oraya, o beldeye gelince demişler ki, hocam bu kardeşimiz eskiden şöyle cevvaldı, faaldı. Şimdi kolu, hamiyeti kısaldı. Derslere dahi gelmiyor falan. Neyse, 40. Hocayı o kardeşimiz evine davet etmiş. Yemek yerken, hocam sormuş, ne var ne yok, ne yapıyorsun falan. Anlamış hocamın niye geldiğini. Hemen kitabı açmış, hocam demiş, bak medreseye, derslere gitmiyorum ama bak, bütün okuduğum kitapların altını çizdim. Bak, bak burada çizmişim, burada çizmişim, burada çizmişim. Gitmiyorum ama okuyorum. Allah rahmet eylesin. Kırmızı demiş ki, kardeşim, o kitapların altını çizeceğine git medresede güreş tut, cemaatte hemhal ol, senin hakkında daha hayırlıdır. Ya. Yani, cemaattan kopmamak, şahs-ı maneviden ayrılmamak, meseleyi mühimme. Bak, işte ciddiyet. Evet. Ciddiyet böyle avamın anladığı manada kaşını çatmak değil. Hı. Sıfatların ciddiyeti, dava ciddiyeti, namaz ciddiyeti, oruç ciddiyeti, kulluk ciddiyeti, tebliğ ciddiyeti, tefekkür ciddiyeti. Görevini ifa ve icra noktasındaki sebat ve sadakat ciddiyeti. Ya, bu fevkalade ne? Önemli. Evet. Ve sabrinin dahi 19. mektup gibi bir sülüsü mektubatın yazılmasına sebep onun samimi ve ciddi iştiyak olmasıdır. Burada bak, samimiyet ve iştiyak. Bak, samimiyet. Din nedir? Din saffettir, din samimiyettir ya. Din hulusiyet ve saffettir. Din safiliktir. Din hasbiliktir. Din fıtriliktir. Saffeti, samimiyeti ve bir de oku. Bir de ciddi iştiyak. İştiyak. Ya. Şimdi iştiyak da meseleyi mühimmedir yani. İştiyak. Yani hakikat noktasında iştiyak bir ruh kalitesidir. İştiyak. Allah iştiyakımızı arttırsın. Amin. Allah açlığımızı ziyadeleştirsin. Maneviyat yollarında insan aczını, fakrını, naks ve kusurunu, açlığını bildiği nispetle terakki eder, tekamül eder, istatlar açır, inkişaf eder. İştiyak duyunca. Evet, ya. Bu bir sünnetullah kanunu. Bakın, Risale'de bir cümle var, değil mi? Hel min mezit diyor. Evet. O tok olmaz. Ve yorulmaz. Yorulmaz yolcu. Ya. Yani şöyle herhalde anlamak lazım. Yani şu hakikati Kur'aniye, herkesten ziyade, en ziyade muhtaç benim. Evet. En aç benim, en perişan benim. Bezma Hazretleri bu hakikatları benim için yazmış. İnsan doktora gidiyor, antibiyotik alıyor ya. Ömür boyu bu ilaçları içeceğim. Reçete. Reçete. Ha. Son nefese kadar götüreceğim ha. Onun için iştiyak, hel min mezit, daha yok mu ya? Bak. Tok olanı doyurmak zordur yani. Şimdi bir adam dağda bir kuzuyu yemiş, gelip burada medresenin kuru çorbasına iltifat eder mi? Etmez. Allah acılığımızı arttırsın, ziyadeleştirsin. İbrahim Hakkı Hazretleri demiş ki, cu ismi azamdır. Cu acılık demek. Halbuki kelam kitaplarında cu diye bir isim yok. Usta tevil ediyor. Cu diyor, ismi azam değildir. Ya nedir? Cu ismi azama vesiledir. Yani bir insan acılığını hissede hissede neticede hamili ismi azam olabilir. Öyle acım, öyle susun ki ya. Evliyadan bizzat ta birisi mektup yazmış. Demiş ki, o hamr-ı vahdetten, o vahdet iksirinden bir fırt var ya, Anadolu tabiriyle bir yudum, bir fırt çekmişem, kendimden de geçmişem. Mektup yazıyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, bir fırt çekmişem, kendimden de geçmişem. Hazreti Cüneyd ona cevap veriyor.
ben diyor öyle acım ki bir fırt değil, bin fırt çeksem, çektiğim bin fırt benim kalbimin, benim midemin kıyısının ancak bir köşesini doldurabilir. Ya, işte bu mana. O tok olmaz. Ve yorulmaz. O yorulmaz yolcu manasını Allah istatlarımızı açsın, inkişaf ettirsin. Üçüncü sebep, bu iki zat hakiki talebelerimden ve ciddi arkadaşlarımdan ve hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hassası var ki bu iki zat üçünde de birinciliği kazanmışlar. Birinci hassa, bana mensup her şeye malları gibi tesahhüp ediyorlar. Şimdi bunun üzerinde durmak lazım. Bak, yani mantık itibariyle bana mahsus her şeye. Her şeye. Mantıkta her şey nedir? Hiçbir şey yok ki her şeyin içerisine girmesin. Bitti. Her şey. Hiçbir şey yok ki her şeyin içerisine girmesin. Bana mensup her şeye. Şeye. Demek her şeyin sahip içinde çıkıyor. Sahip çok şey var. Ama önemli kat sayısı noktasından bakınca üç mana öne çıkıyor. Birincisi, şu hakikat-ı Kur'aniye sahip çıkmak. Kur'an'ın manevi hakikatler tefsiri. Şu envar ve esrar-ı Kur'aniye sahip çık. Kur'an'da ayet var değil mi? Yahya Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Huzbiye değil miydi? Kitabı sağlam tut. Sağlam tut diyor Cenab-ı Hak. Kitabı sağlam tut. Şu hakikat-ı Kur'aniye sahip çıkmak. Sanki sen yazmışsın. Şu ilhamat, şu ihtirat, şu ihsanat sanki senin kalbine doğmuş. Bu dava benim, bu hakikat benim, bu marifet benim. Bu bir. İkincisi, bak, hizmet menzillerine sahip çıkmak. Medreselere, Kur'an medreselerine sahip çıkmak. Bu sahip çıkma sadece maddi mana değil. Hizmetteki payını arttırmak. Alakadarlığını devam ettirmek. Mu'in olmak, müzahir olmak. Hizmeti kardeşiyle beraber paylaşmak. Son nefese kadar devam ettirmek. Üçüncüsü de, belki bir cihette en önemlisi, kardeşine sahip çıkmak. Kardeşine sahip çıkmak. İnnemen müminin ihfet. Allah bizi birbirimize ne yapmış? Kardeş. Kardeş kalmış. Eksiğimiz olabilir, nakısımız olabilir. Ya bak. Kardeş. Bak. Din kardeşliği, nesebi kardeşlikten 1000 derece öndedir yani. Bak. Ana baba bir. Nesebi kardeşlik nedir? Ettir, kemiktir, kandır, iliktir. İslam fıkhına göre bir insanın kardeşi mürtet olsa, dinden çıksa ona şey düşmez. Miras düşmez. Bak bitti. Babasının varlığından 1 kuruş verilmez İslam fıkhına göre. Dinden çıktı mı o kardeşinle ebedi makasını yapıyor, kopuyor. Ebediyen kopuyor, bitti. Ama din kardeşliği bak ebedidir, bakidir. Ahirette kemal derecesinde tezahür edecek. Ebedi ve baki bir hayatı gönül dostlarıyla, kardeşleriyle halidina fiha ebede, ebediyen paylaşmak ya. Bu nasıl bir devlettir? Burası bir nimettir ya. Evet. Kardeşine sahip çık. Eksiğini tamamla. Ya. Dökügünü, sökügünü dik. Evet. Hatalarını ört. Ona mü'in ol, ona müzahir ol. Evet. Bir söz yazılsa kendileri yazmış ve telif etmiş gibi zevk alıyorlar. Allah'a şükrediyorlar. Adeta cesetleri muhtelif, ruhları bir hükmünde hakiki manevi vereselerdir. Bu cümle de önemli bakın. Üstadın hayatında varisleri vardı. Allah rahmet eylesin. Onlar hepsi vefat ettiler. Allah onları cennetiyle tebşir etsin. Şimdi peki, varis manası yok mu? Var. Manevi varisler kıyamete kadar devam edecek. Peki manevi varis olmanın özelliği ne? Bak burada formüle vermiş. 2 ceset. Bir ruh. Bir ruh. Yani aynı dava, aynı gaye, aynı sevda.
şu hizmet-i iman ve davayı Kur'aniyi ihlasla, saffete, samimiyette, birlikte, şahs-ı manevi ile beraber götürdüğümüz müddetçe herkes istat ve kabiliyetinin aynadarlığı nispette bu manadan manevi varis. Manen pay alıyor yani, varis oluyor. Evet. İkinci hassa, bütün makası da hayatiye içinde en büyük, en mühim maksatları onurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Yani, Kur'an'a hizmet ya bak. Bir kişinin imanını kurtarmak. Ne demek ya? Ya. Sahralar dolusu diyor. Kırmızı koyunu fi sebilillah Allah yolunda tasadduk etseniz bir kişinin imanını kurtarmak gibi bir ecre mukabil gelemez. Yetişemiyor ya. Evet. Dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimi hakaiki imaniye hizmet olduğunu telakkileridir. Üçüncü asla, ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczane-i mukaddese-i Kur'aniye'den aldığım ilaçları, onlar da kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Aynı hissiyatımla mütehassıs oluyorlar ve ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti en yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şübahat ve evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek iştiyakı yüksek bir derece-i şefkatle hissetmeleridir. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin el fatiha.